Evet. Sen kaç yıldır bu işi yapıyordun? 11 senedir. 11. Kaç yıldır profesyonel makyaj yapıyorsun? 11 senedir de profesyonelim. Efendim? 11 senedir profesyonel olduğumu düşünüyorum. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Kaç yaşındaydın? 31. Hani bir şey söyledim. Profesyonel olduğumu düşünüyorum. Profesyonel misin? Sadece öyle bir düşüncem mi var? 15 yıldır düşünüyormuş. Ben çok profesyonelim. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Hani aynı yerdeydik ya, o bakımdan söylüyorum. Ya aynı yerdeydik ama evet. Hani bunu sürekli dile getirmen, bilmiyorum, beni rahatsız ediyor açıkçası burada. Seni ediyor olabilir ama bunu söylemem gerekiyor. Çünkü sen bu şekilde davranıyorsun. Kendine cevap vermem gerekiyor. Yok, sana aslında davrandığım hani negatif bir durum yok. Sen gelir gelmez başladın. Tuna benim öğrencimdi işte. Evet, ben Tuna merak ettim. Senin öğretmenin mi? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Neyin öğretmenliği Allah aşkına? Ama o onu iddia ediyor. Ben şaşırdım yani şimdi. Biz sen girdiğimiz burada... bir firmada tanıştık. Orada aynı ortamlarda bulunduk. Ben bilmediğim şeyleri ondan öğrendim birkaç şeyi. Sonrasında zaten çok fazla sık görüşemedik. Şimdi şu anda benim konuşmam gerekiyor ya. Sen geldiğinde, şirkete başladığında ben 4 seneliktim. Ve sen vardın. Hatırlarsan gelip bana Zeynep izleyebilir miyim diyordun. Sen fırça tutmayı bilmiyordun Tuna. Tamam, bir şey diyeceğim. Şirkete yani yeni girmişim yani. Ve ben make-up sektörüne o zaman daha yeni başlamıştım. Tamam, bunları söylemem yeni normal. Başladığımda. O da zaten hani öğrenciyim, şeyler zaten senden kısıtlıydı. Sonrasında ben kendimi geliştirdim yani. Senden aslında öğrendiğim çok da bir aman şey aman şeyler ne, yok. Ne öğrendin ki burada öğrendim diyorsun? Ne öğrendin onu? Ya ne öğrendim dedi işte fırçaları bilmiyordum ilk girdiğimde. Mütevazilik yapıp da ona böyle prim verme. Hiçbir şey öğrenmedin sen ondan. Kendine gel. Ya bana ki, bana ne sıfatla prim verecek ki? Ne öğretiyorsun sen? Hayır, bu sen ne olarak prim verecek ki bana? Ne olarak bir prim verecek bana? Diyorum ki bak, anlamıyorsun. Ne öğrettin ki mesela, iş yerine yeni bir çalışan geldi, tamam mı? Öğretebileceğin şeyler tamam, kısıtlı, bunu söylemek şunlar çok şurada, güzel. Bunlar burada. Bunlardan bahsetmiyoruz. Siz bunu niye kötü algıladınız ki? Meslek anlamında ne kattın ya? Tamam da... Buse'cim niye bunu kötü anladın? Kötü anlamıyorum. Öğrenci demek soruyorum. Ne demek yani? Öğrenci kötü bir şey mi? Seni tanımaya çalışıyorum, soruyorum bunu. Tanırken de yargılayarak tanıyorsun. Şöyle bir şey, ben kimsenin öğrencisi olmadım. Dediğim gibi firmaya ilk girdiğimde zaten, bu mesleğe ilk başladığımda seninle tanıştık. Orada birkaç şey, fırça, hangi fırça nereye uygulanır vesaire, bunları gördüm sadece. Sonrasında zaten ben kendimi geliştirdim. Tamam, ben bir şey söyleyebilir miyim? Bizim çalıştığımız markada hani şöyle bir durum olmuyor mu? İlk başladığında ya, zaten... Bence böyle en başından kendini ben yanlış... Ben anlatabilir miyim lafımı Buse? Lafımı bölme. En başından kendini yanlış lanse etme. Göreceğiz bakalım öğretmen hanım ne kadar iyi yapıyorsun. Hani buraya başka bir kişi de gelebilirdi o firmada. Aynı şeyi o da sana söyleyecek senin zamanında. Ama sen Tuna'ya şey yapmışsın. Şu ürün burada, bu ürün burada, bu da bu fırça demişsin. Hayır. Şimdi sen Tuna'ya diyorsun ki ben senin öğretmenimim. Hayır, öğretmenim ben makyaj yaparken Tuna yanındaydı zaten. Beni dinliyor musun? Efendim? Hah, efendim. Beni dinliyor musun diyorum ki. Duyuyorum seni, ben evet. Ben makyaj yaparken Tuna izliyordu diyorum. Bu çok işimiz var bununla. Kuaförüm sensin, kuaförüm sensin.